nasıl kilo verilir? Birazdan hep birlikte canlı yayında göreceğiz. Mevzo ile sizi tanıştıracağız. Ürün sorumlumuzu buraya davet etmek istiyorum. Mark Pol ve Zafer Bey'i buraya davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Welcome. Mezo nedir? What is Mezo, Mr. Mark? Mezo probiotic product. This is the natural beverage. Mezo probiotik bir üründür. Ve doğal bir üründür. Natural option. Evet. Doğal bir seçenek. Bunun yan etkisi var. They are shocked hearing. Not in effect, no. There is no any effect. They are shocked hearing 30 minutes. In 30 minutes they get lost weight. So what you see? 6 or 5 kilo. Doesn't matter for the health and our. Because this is the whole detox affected in the body. Detox etkisi gösteriyor. Mezo'yla nasıl tanıştı? With Mezo, how did you discover I've been on holiday in Vacans in Thailand. When I've been near the people. We were drinking beverage in a natural beverage shop with the herbal Thailand. This was and I take that beverage and this formula I take to United States in Thailand producing but in United States I was searching researcher in a way in laboratory. Thailand'da tatil yaparken bir içecek görüyor, ikram ediliyor. Bu içecekte ne var diye soruyor. İçinde işte zayıflatan, toksitleri atan, temizleyen bir içecek olarak tanıtılıyor. O da merak ediyor. Formülüyle beraber ürünü Amerika'ya getiriyor. Geliştiriyor. Geliştiriyor. Tayland'dan Amerika'ya gittik. Peki Amerika'dan Türkiye'ye geliş yolculuğu nasıl oluyor? So how did the product come to Turkey? From Thailand to America, from America to Turkey. It's very funny because the lady Gülay mailed me. She wants to give weight loss. And this weight loss is possible or not? She was worried about it. Türkiye'den bir bayan Mr. Mark'a ulaşmış. Bir mail atıyor. İşte maille diyor bu ürününüz Türkiye'de yok diyor. Nasıl ulaşabilirim bu ürüne diyor. Direkt işte ürünü yolluyor bayana. And I posted her a nice gift box. A box of gift. Yani I think consume this gift. Ürünü yolluyor. Deniyor bayan. And what you're saying about the huge amount of people asking for that product? The people amazed and the spectators I'm talking about. Because of the show in the United States, it was the 6 kilo given is 30 minutes. It was not possible, but the lady 137 kilo and given 6 kilo less, you can count it You're talking about the talk show in America. Yeah. Şimdi Amerika'da bir talk show'da bu ürün denenmiş. İşte ondan bahsediyor. Millet çok şaşırmış bu olayı görünce. Gerçekten de bu 30 dakika içerisinde bu 6 kiloyu veren olmuş. Şöyle verilen kiloların geri alınması gibi bir problem var diyorsunuz. Lose these weights but gain them back. So people don't want to gain these kilos, these weights. Then you buy the box and continue. Always. O zaman ürünü alıp devam ediyorsunuz. Natural option actually. Side effect. Yeah. Never. Yani yan ürünü olmayan, hasta olmayan bir ürün diyor. Mezoprolikte vücuttaki toksinler atılıyor, kalınsız hale geliyor. Constipation, constipation and digestion system. Disorder. Bağırsaklardaki yağların erimesiyle yani oluşan yağlar var bağırsaklarda. Bunların sıvılaşarak vücuttan atılışını anlatıyor. Yani bu ürünü kullanarak bu yağlar sıvı haline gelip ve toksinlerle beraber vücuttan atılıyor. Gülay Hanım'ı da bir davet edelim. Gülay Hanım'dan da bir duyalım, dinleyelim. Mezo ile tanıştınız. Mezo'dan önceki hayatınız, Mezo'dan sonraki hayatınız diyelim o zaman. Dağlar kadar fark var. Bir kere uzun yıllardır kilo problemi yaşıyorum. Birçok ürün denedim, kamplara katıldım, zayıflama merkezleri ama hiçbir şey ödemedim. 43 kilo verdim. Evet. Hatta İki günde 2 kilo daha verdim, 45. Mezo öncesi istediğim kıyafeti giyemiyordum, kaliteli bir yaşam süremiyordum. Metro ve metrobüsü kullanamıyordum, binemiyordum. Evet. Yani o büyük problemler. Evet, çok uzun, insanlar dalga geçiyordu, ağır kelimeler söylüyordu. Psikolojik olarak çok yıkıldım, çok üzüldüm, çok acılar çektim. Ve kendimi eve kapattım. İnternette kilo nasıl verebilirim diye araştırmaya başladım. Muhtemelen uluslararası sitelere falan girdiniz. Mezo'yu evet, bulduğunuza göre, yani artık bulduğunuza göre öyle bir şey. O zaman hem fizik hem de ruh sağlığımız süper diyebilir miyiz? Şu an evet ama Mezo'ya ulaşana kadar değildi. Mezo'ya bir konuşma gerçekleştirdi. Kıyafet alamıyorum çünkü her gün zayıflıyorum dedi. Değil mi? O yüzden de bunlar önceden kalan kıyafetler. Bunlar evet önceden kalan kıyafetlerim. Şu an gardırobumu pek fazla yenilemek istemiyorum. Çünkü doğal olarak Mezo kullanarak daha da çok kilo vereceğim için. Peki Mezo'yu tavsiye ettiğin
sevdiğin arkadaşlarım var. Bu kısımdan biraz bahseder misin? Arkadaşlarımla kampta tanıştık zayıflamak için gittiğimizde. Tabii hiçbirimize kilo veremedik. Çünkü veriyoruz ama bıraktığımız zaman iki mislini geri alıyoruz. Mezo'yu kullandığımı söyledim arkadaşlarıma ve onlara da önerdim. Hatta önermekle kalmayıp gelirken buraya davet ettim. Onları merak ediyoruz zaten. Arkadaşlarım. Hemen ne yapalım? Kaan'ı çağıralım mı? Çağıralım. Merhaba, ben Kaan. Kilo gerçekten çok problem oldu hayatımda. Yani, kız arkadaşın mı olmadı mesela? Kız arkadaşım olmadı. Ne bileyim, arkadaşlarımla sosyal aktivitelere katılamıyorum. Yolda yürürken bile nefes nefese kaldığım için arkadaşlarımdan geri kalıyordum. Bir yere seyahat etmek istediğimde bir otobüse bile rahat binemiyordum. Kıyafetlerini seçerken zorlanıyordum. Bulamıyordum bile yani. Aynen, içimde çok ukde kalıyordu. Ne bileyim, bir renk seçip de onun bana olmaması beni çok üzüyordu yani. Daha yalnız gelmedi. Dediğimiz gibi Gülay Hanım'ın arkadaşları var burada. Bir de Murat Bey var. Murat Bey'in de ne yazık ki kilolarıyla başı dertte olan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Hoş geldin Murat. Bakalım Murat Bey'deki etkileri nasıl? Evet Murat, ne hissediyorsun şu anda? Kiloluyuz. Kiloluyum. Şu anda çok heyecanlıyım. Gülay Hanım'a çok teşekkür ediyorum öncelikle. Kendisi sağ olsun. Önce oldu değil mi? Evet, evet, kesinlikle. Çünkü çok şey deneyip başaramadığınız zaman umutsuzluğa düşüyorsunuz. Tabii ve ki. Psikolojik olarak daha da şimdi geriye gidiyorsunuz. Ama. Şimdi çok umutluyum ve bir an önce mezoyu deneyip yarım saat bekleyip en azından buradan giderken bir 6 kilodan kurtulmuş olarak gitmek istiyorum. Hem Kaan'ın hem de Murat'ın tartılmasını isteyeceğiz. Çünkü biz de sonucu merak ediyoruz. Kaan'la Murat tartılacaklar. Sonrasında bir tane mezo içecekler. Sonrasında biz tekrar buraya geleceğiz ve bakacağız Kaan'la Murat üzerinde mezonun etkisi nasıl? Çünkü anında etki göstermeye başlıyor demişti Mr. Mark bize. Peki biz çok merak ediyoruz. Kaan, sana dönüyorum. Kaç kilosun diye sormayacağım. Seni canlı canlı tartacağım. Olur mu? Peki tamam. Bak arkanda hemen bir tartı var. Hep yani. Birlikte görüyoruz. Kaan acaba kaç Hatta kilo? Hatta biz de test edelim Pınar'cığım. Evet. Yanına gidelim. Görmek istemezsiniz evet, bence. Ben maalesef. Kaan, inanmıyorum. Bu gerçek. Evet, 126 kilo 800 gram. Peki unutmuyoruz, 126 kilo 800 gramsın Kaan. Bakalım bunu. Mezodan sonra hayatın nasıl olacak? Murat, sen kaç kilosun acaba? Ha gayret. Error verdi galiba. Error verdi. 200 mü acaba? Yok, o kadar değil. Yok, 150'den fazla, 150'den fazla olduğu, olduğu için tartmıyor. Genelde 150 üzerinde tartmıyorlar, çok iyi biliyorum. Tamam, ne kadar tartılamadığım için. Biz de öğrenmiş olduk. Evet. Peki. Peki, şimdi gerçekten burada 4-5 kilonun çok önemli bir rolü var diye düşünüyorum ben. Efendim canlı canlı mezoyu şu anda içirelim arkadaşlarımıza. Bunlar ne dersin? Evet, çünkü anında etki diyoruz ya. Mark da anında etki diyor değil mi? Mark'ı böyle yalnız bırakmayalım, dönelim ona. Quick effect. Anında etki diyor, evet. Evet, anında etkiyi az sonra hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bir bardak mezo olayı değiştirecek. Peki hemen Ebru orayı ayarlarken ben bir kere daha sormak istiyorum. Yani sizden rica ediyorum, marka sorar mısınız? Şimdi bize izleyenler var. İşte eşinden nasıl kilo vereceklerinden bir kere daha bahsedebilirim. So the people watching this. After drink this beverage, the ingestion system, digestion system is accepting, absorbing this body and the blood. Bunu içtikten sonra işte vücut yağlardan kurtuluyor diyor ve kan basıncıyla beraber, ondan da bahsetti, vücuttaki bütün toksitleri falan atıyor. Yan etkisi mezonun var mı? Any side effect. There is no any side effect. Asla yok diyor. Asla bir yan etkisi yok diyor. Yok. Doğal bir içecek olduğu için option. Diyor. Hepsi bitkisel olduğu için yan etkisi yok. I want to say something more. And the fiber take the absorbing the glucagon and over, run. Kullandıkları lifler işte vücuttaki o yağların erimesini falan sağlıyor, onu söyleyeyim. Biz arkadaşlarımızı buraya davet edelim Pınar, ne dersin? Bir an önce mezoyu içsinler. Tamam, peki. Murat, Kaan. Evet. Bakalım hayatında neler değişecek Kaan. Haydi bakalım, tadını da çok bize anlatın, tamam mı? Acaba tadı nasıl? Bakalım, göreceğiz. Hadi bakalım, tadına bak bakalım. Nasıl? Gülay Hanım biliyor tabii tadını. Limonata gibi. Ya süper, şeker çok mi? Çok güzel. Böyle tam bir limonata havası var ya. Ben bir an önce vermek zorundayım. Rakamı görebilirim. Evet, süper. Evet, Kaan da bitirdi mezosunu. Muhteşem. 30 dakika ara veriyoruz. 30 dakika sonra biz yeniden buradayız. Bakalım fark nasıl oldu. Burada zaman geçmek bilmiyor. Biz 30 dakikanın geçmesini bekledik ve Kaan'la Murat'ı merak ediyoruz. Acaba bu 30 dakika içerisinde kaç kilo verdiler diye. Vücuttaki etkisi nedir şu anda? Acaba ne hissediyorlardır içeride? Does the product react to me? I feel a little aching, but
digestive system is working. It ran out. Everything is going to the intestines. And then the sides of intestines. There are the poison effect. Bir insan 2 yaşından itibaren yemek yer. 30 yaşına geldiğinde 28 senedir yemek yemiş olur. Bu yedikleri bağırsaklarda. Bunlar kalıntı halinde kalır, yağlanma yapar. Sıvı hale getirip bu ürün, yani normal ürünlerle eritemeyeceğiniz bu bağırsaklardaki yağları bu ürün eritiyor. Peki şimdi yani bu ürünü aldıktan sonra, mezoyu içtikten sonra genelde evde mi kalınmalı? Yoksa dışarıdayken alınsa ne olur, ne gibi bir etkisi olur? Should we stay before sleeping? Before sleeping they are getting... Uyumadan önce. Uyumadan önce alın diyor. And, this is the must after the dinner. Yemeklerden sonra da. After how many minutes? Like a zombie at midnight they are going to the toilet. İşte, akşam gece yarısına doğru tuvalete giderler diyor. Kaan'ı ben davet ediyorum çünkü onu tartacağım. Kaan bir hafifleme var. Ne istiyorsun? Bir hafifleme oldu. Tabii biraz zorlayıcı oldu. Rahatım ya, bir farklılık hissediyor insan. Farklılık hissediyor mu? Hastalığında bile hafiften bir boğarma var. Tamam hadi görelim o zaman. O farklılığı ben daha çok merak ettim senden. Tartıya doğru şöyle biz bir gidiyoruz birlikte. Çünkü biz biraz önce Kaan'la tartılmıştık. Kaan 126 kilo çıkmıştı. Şimdi 121 kilo çıktı. Çok büyük bir fark var arada. İnanılır gibi değil gerçekten Kaan. 5 kilo mu verdim ben şu an? 126-800'dün, 121-800. Ya bir hissediyorluk var ama... Ya ben mesela göbeğinin biraz içeri gitmiş olduğunu hissediyorum, evet, ama bilmiyorum. Evet, pantolonda biraz boğarma var zaten şu an. Onu bir görebilir miyiz? Şöyle bir göster o zaman, gerçekten bir bolluk var görmüş olduğunuz gibi. Peki sen de şoktasın, açıkçası biz de şoktayız. Mark alışkın olduğu için şokta değil. Neler hissediyorsun? Ya açıkçası ben tuvalete çıktım. Yani inanmıyordum böyle bir şey olacağını ama. Biz de. Harbiden ben 5 kilo verdim ya. Nasıl, ne hissediyorsun, mutlu musun? Tabii ki mutluyum yani, ne bileyim böyle. Yani bundan sonra mezo diyorsun, başka bir şey demiyorsun. Mezo diyorum, eyvallah diyorum. Peki bu arada sen sık sık kabızlık sorunu çekiyor musun duyduğumuza Maalesef, göre? Maalesef evet, öyle bir sıkıntı. Yani bağırsaklarla problemin oldukça fazla. Diyelim mi? Problemim kalmadı diyebilirim mezo sayesinde. Mezo sayesinde evet yani. Gerçekleşti. Bunu da hissetmiş oldum. 5 kilo da az değil, kusura bakma da içeri gittin geldin 5 kilo verdin. Şimdi şöyle Murat'ın hikayesini de anlatalım. Biz biraz önce aslında Murat'ı tartmaya çalıştık. Hatta yanına doğru geleyim. Murat sende bir hafifleme var mı? Bayağı bir hafiflemem var ve özellikle benim de Kaan arkadaşım gibi inanılmaz bir kabızlık sorunum vardı ve şu anda çok rahat bir şekilde. Şu anda rahatlık var mı gerçekten? Çok rahatlık var ve inanılmaz kendimi hafiflemiş hissediyorum. Böyle tartılar beni bir... tartmıyor demişti. Ya en azından bir rakam görsem benim için iyidir diye bir rakam ben yapamadım. Ben de umut ediyorum, inşallah error vermeyecek, bu sefer göreceğiz. Ya inşallah. Evet, şu anda Murat'ı tekrar tartıyoruz. Error veren tartımız şimdi acaba bize ne gibi bir cevap verecek? Tartı cevap verdi. Süper, vallahi tartı cevap verdi. Evet. 151 kilo. Nasıl? Peki tartıda rakam görmek senin için nasıl bir duygu? Biz şoktayız. Tartıda rakam gördüğüme göre umut ışığı hala var demek ki. Değil mi? Bundan sonrası daha da iyi olacak. Evet, gerçekten mükemmel. Gülay Hanım da marka ulaşıp sonrasında kilo veren arkadaşımız. Hatta ben şöyle devam etmek istiyorum. Gülay'a da soracağım bu arada. Gülay'ın burada bir fotoğrafı var. Gülay burada kaç kilosun? 143. 143 kilosun, tamam. Burada bir fotoğraf var, şöyle arkadaşlarım size gösteriyorlar. Kendisini de görüyorsunuz. Kendisini sadece burada görmekle kalmıyorsunuz. Şöyle hemen şu tarafa doğru geçeceğim ben. Burada da Gülay'ın bir fotoğrafı var. Hatta şöyle durayım. Burada da Gülay'ın bir fotoğrafı var. Hatta bu fotoğrafa ihtiyacımız yok, canlını görüyoruz. Burada 43 kilo verdin mi diyorsun? Evet. Peki ne hissediyorsun? Mezoya devam. Zayıflamaya devam. Hayata devam. Mutluyum. Ne kadar pozitifsin. Böyle miydin? Hayır, değildim. Böyle değildim. Değildim. Yok, değildim. Mezoyu tanıyana kadar böyle değildim. Hayır, her ama şimdi diyordu, metrobüse binemiyordum diyordu. Bir kere ayakkabı 41-42 numara giyiyordum. Tabii, şu an 39 numara. Tabii, ayaklarındaki şeyde kilolar değil. Tabii ki de. Ayağıma göre ayakkabı bulamıyorum, kıyafet bulamıyordum. Çok sorun yaşıyordum. Çok sorun yaşıyordum ama şimdi istediğim kıyafeti giyebiliyorum. Topuklu giyebiliyorum. Evet. Dans edebiliyorum. Kendimi oynayabiliyorum. Evet. Evet, artık Darış'ın, Murat'ın ve
Kaan'ın başına. Onlar da inşallah before after önce sonra ile karşımızda olacaklardır diye düşünüyoruz. Mr. Mark'ın Tayland'da gördüğü, oradaki yerlerin kullandığı, içtiği bir ürünken sonrasında onu Amerika'ya laboratuvarlarına götürüyor, geliştiriyor ve sonrasında şöyle bir paket çıkıyor ortaya. Gerçekten bu paketin içerisinde 10 tane var. Yani siz bu paketi aldığınız takdirde 10 tane mezoya sahip oluyorsunuz ve kilolarınızdan kurtuluyorsunuz. Kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı oluyor diyebiliriz aslında. Kilo probleminiz varsa mezo bu konuda size yardımcı olacak. Hatta bu açtı bile. Evet, ben açtım. İçinde tam 10 tane var. Bir gün alıyoruz ve 3 gün ara veriyoruz bir gün aldıktan sonra Pınar. 3 gün sonra her gün kullanmaya devam ediyoruz. Bunu unutmayınız. Bir gün bir paketi açtık ve içtik. Yemekten sonra. Aradan 3 gün geçti ve biz diğer paketleri kullanmaya başladık. Bunu unutmayalım. Bu çok önemli. Bu arada ben Mark'a bir soru daha sormak istiyorum. Bakan konayları var mı acaba? Çünkü bizim en merak ettiğimiz sorulardan, konulardan bir tanesi. Mr. Mark, what about the Minister of Health? What do they say? FDA guaranteed internationally. All over the world, this is the sign that already. Uluslararası Amerikan Sağlık Örgütü Dairesi'nin onayı varmış, sertifikası da varmış. Bu çünkü halkımızın çok merak ettiği ve bizim de tabii ki merak ettiğimiz konulardan bir tanesi. Gerçekten ben de çok teşekkür ediyorum çünkü canlı canlı şahit olmak çok farklı bir şeydi. Hepinize çok teşekkür ediyoruz ve artık gerçekleri gördük diyoruz. Ne yapacağız? Mezoya devam edeceğiz. Sağlık için, vücudumuzun sağlıklı olması.